Gerçekliğin ötesinde evren aslında bir canlı mı? Evrenin gerçekten canlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bir beyin gibi işleyen galaksiler, birbirine bağlı yıldız ağları, tıpkı sinir hücreleri gibi hareket eden enerji akımları. Eğer evren canlıysa bizler onun sadece birer hücresi miyiz? Bazı bilim insanları evrenin dev bir organizma gibi davrandığını düşünüyor. Eğer öyleyse biz onun içinde yaşayan mikroorganizmalar mıyız? Bilim insanları beynimizdeki sinir hücreleriyle evrendeki galaksi ağlarının şaşırtıcı derecede benzer yapıya sahip olduğunu keşfetti. Beynimizdeki nöron bağlantılarıyla evrenin galaksi kümeleri arasında neredeyse aynı matematiksel dağılım var. Peki ya bu sadece bir tesadüf değilse? Eğer evren devasa bir bilinç formuysa, biz onun düşüncelerinin bir parçası olabilir miyiz? Evrendeki galaksilerin dizilimi beynimizdeki sinir hücrelerine şaşırtıcı derecede benziyor. Rastlantı mı yoksa bir tasarım mı? Bazı bilim insanları evrenin bir simülasyon olabileceğini öne sürüyor. Ancak ya bir bilgisayar kodu değil de yaşayan bir organizma içindeysek, hücrelerimizle evrenin genişleme yapısı birbirine benziyor. Ya biz dev bir organizmanın içindeki mikroskobik varlıklarız? Kuantum fiziğine göre parçacıklar gözlemlenmeden önce dalga formundadır. Peki ya bu evrenin bilinçli bir şekilde varlığı düzenlediğini gösteriyorsa? Eğer bir gözlemci yoksa gerçeklik neden çökmüyor? Bu evrenin kendi kendini fark eden bir sistem olabileceği anlamına mı geliyor? Evrenin belirli aralıklarla genişleyip daraldığı keşfedildi. Tıpkı bir kalp atışı gibi. Eğer bir şey ritmik hareket ediyorsa, o canlı sayılır mı? Bazı bilim insanları evrenin temelinde bilinç olduğunu öne sürüyor. Roger Penrose gibi fizikçiler, bilinç dediğimiz şeyin kuantum seviyesinde ortaya çıktığını söylüyor. Eğer doğruysa, bu evrenin bir ruhu olduğu anlamına mı gelir? Tıpkı vücudumuzdaki hücreler gibi, biz de evrenin bir sistemini sürdürüyor olabilir miyiz? Eğer bu organizmanın içindeysek, görevimiz ne? Evrenin büyümesini sağlayan bilinçli parçalar mıyız yoksa sadece rastgele oluşmuş varlıklar mı? Eğer bilinçli bir evrende yaşıyorsak bizim algımız sadece sınırlı bir perspektiften mi ibaret? Belki de zihinlerimiz bu dev organizmanın sinir sistemine bağlı küçük terminal noktalarıdır. Peki evren bizden haberdar mı? Vücudumuzdaki hücreler bilinçsizce görevlerini yerine getirirken biz de evrenin içinde benzer bir rol mü oynuyoruz? Bazı bilim insanları evrenin kendisini matematiksel kodlarla ifade ettiğini düşünüyor. Belki de tüm doğa yasaları bir dil gibi işliyor. Belki de varlığımızın amacı evrenin kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Ama bu döngü sonsuza kadar sürecek mi? Eğer evren bir canlıysa, bizler onun birer sinir hücresi olabilir miyiz? Belki de düşüncelerimiz bu dev organizmanın içindeki küçük elektrik sinyalleridir. Peki sizce, evren sadece soğuk bir boşluk mu, yoksa kendi varlığının farkında olan devasa bir bilinç mi?